Değerli arkadaşlar, Emine Gardiyanoğlu hocamızın Evrensel İşaretleri Okumak dersinde vermiş olduğu ödev videosudur. Yayınlanmasına müsaade ediyorum. Teşekkür ederim. Bu ödevimizi yaparken annemizle, babamızla, eşimizle, çocuklarımızla görmüş olduğumuz, tespit ettiğimiz olumlu ve olumsuz davranışları incelememiz ve bunlarla ilgili neler fark ettiğimizi paylaşmamız istenmişti. Bütün bu incelemeleri yaparken değerli arkadaşlar şunu fark ettim ki annemde, babamda, eşimde, çocuklarımda, etrafımda, yakından uzağa doğru her kimi incelediysem, ne tespit ettiysem her birinin farklı versiyonlarıyla bende olduğunu fark edebildim. Şükürler olsun ki bunu fark etmekle birlikte annemi, babamı, eşimi, çocuklarımı, arkadaşlarımı, etrafımdaki insanları suçlamaktan, eleştirmekten, yargılamaktan, bir olumsuzlukla karşılaştığımda veya ters giden bir şeyler olduğunda hep birilerini suçlamak, birilerine kabahati atmak, suçlu aramak gibi davranışlardan vazgeçmem gerektiğini anladım. Çünkü biz kendimize değil de etrafımızdakilere kabahat bulmak nefsimizin, egomuzun hoşuna giden bir şey. Suçu ve suçluyu dışarıda aramak bizi rahatlatıyor. Ama bütün bu çalışmalarda görüp fark ettiğimiz üzere hiçbir yerde suçlu aramaya gerek yok. Hiç kimseyi suçlamamak, yargılamamak gerekiyor. Çünkü yargıladığımız, suçladığımız şeyler aslında özünde, en nihayetinde bizde de olan şeyler. Kendimizi de suçlama modundan çıkmamız lazım. Varsa bir yanlışlık, onu düzeltebilme, değiştirebilme, dengeye alabilme, şifalandırabilme yoluna gitmek en sağlıklı ve en doğru davranış olacak. Bu kapsamda tespit ettiğim olumlu ve olumsuz yönleri yeni bir bakış açısıyla tekrardan gözden geçirdiğimde ben kendimde hangi yanlışlıkları, olumsuzlukları düzeltmeliyim? Bu gözle bakmaya başladım. Artık kendi davranışlarıma, kendi yaşantıma dönmek ve buradaki olumsuzlukları düzeltebilmenin gayreti içerisinde olabilmeye niyetlendim. Kendimde olan olumlu davranışları zenginleştirmeye, olumlu davranışları kendime ve etrafımdaki herkese faydalı olacak bir şekilde kullanabilmeye, olumsuzlukları düzeltebilmek, dengeye alabilmek, olumluları da kendimize ve etrafımıza paylaştırmak suretiyle o güzelliği yaygınlaştırabilmek. Benim bu derste fark ettiğim, anlayabildiğim hususlar bunlar. Bütün bunları, bu güzellikleri kendime ve etrafımdaki herkese paylaştırabilmeye, yaygınlaştırabilmeye niyet ediyorum. Ve bu konuda da güzel niyeti olan bütün arkadaşlarımızın niyetlerine de kendi niyetimi ekliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Başta Bülent hocamız olmak üzere, Emine hocamıza, Nurhan Filiz hocamıza, Ülkü Nazım hocamıza, Ferhat hocamıza ve emeği geçen ekipteki bütün arkadaşlarımıza, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, başarılar.